Evet arkadaşlar, birinci dereceden bir bilinmeyenin eşitsizlikleri anlattık. Çözümün nasıl bulunacağını biliyoruz. Bir üst durumu, ikinci dereceden bir bilinmeyenin eşitsizlikler durumu. Şimdi ikinci dereceden bir bilinmeyenin eşitsizlik denildiğinde bu eşitsizliği A sayısı sıfırdan farklı olmak üzere şu şekilde yazabiliriz. Uygun cebirsel işlemler yapılarak AX kare artı BX artı C. Tabii burada eşitsizliğin durumuna göre bu ne olabilir? Büyüktür sıfır olabilir, küçüktür sıfır olabilir, büyük eşit sıfır olabilir veyahut da küçük eşit sıfır olabilir. İşte bu dört tipe dönüştürülebilecek bir eşitsizliğe ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik diyorum. Anladık değil mi? Anladık hocam. Artık x kare de var yani. Tabii o ifadeyi ikinci dereceden yapan buradaki x kare terimi zaten. Şimdi bu tipten bir eşitsizliği sağlayan x noktalarını bulmak istiyoruz. Öncelikle ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi bir hatırlayalım isterseniz. A sıfırdan farklı bir sayı olmak üzere ax kare artı bx artı c eşittir sıfır. Şimdi böyle bir denklemin köklerini bulmayı biliyor musunuz? Hocam ben biliyorum, ben hatırlıyorum. Söyle bakalım. Böyle bir denklem için öncelikle delta'yı belirliyordum. Evet, diskriminant. Diskriminant. Neydi diskriminantın ifadesi? Onu b kare eksi 4 ac. Çok güzel. Yani eğer denklem bu şekilde verilmişse b kare eksi 4 ac'den buluyoruz. Evet. Şimdi delta'nın durumlarına göre kökler değişecek herhalde. Evet, evet hocam. Eğer delta sıfırdan büyükse... Birinci durum. Hı hı. Delta sıfırdan büyükse iki tane reel kökümüz var. Evet. İki farklı. Farklı reel kök var. Kök. Onlara isim verelim isterseniz. Biraz sonra kullanacağım çünkü. X1 ve X2 olsun. Bunlar reel sayı. İkinci durum. Diğer durumda delta'nın sıfır eşit olduğu durum. O zaman ne oluyordu? O zaman da bir tane kök var. Yani o kökler eşit. Tek gerçel kökün. Üçüncü durum. Üçüncü durum neydi hocam? Delta'nın sıfırdan küçük olması durumu. O zaman kök yok. Gerçel kök yok. Yok, evet. Şimdi bu üç durum içinde yukarıdaki tipten bir eşitsizliği nasıl çözeceğimizi inceleyelim. Tamam mı? Üç durumumuz var. Üç durum içinde ayrı ayrı inceleyelim. Şimdi yukarıdaki eşitsizliklerden bir tanesini seçelim. Bu üç durumda hangi tipten çözüm kümeleri elde ediyoruz bir görelim isterseniz. Mesela ben şunu seçiyorum. Ax kare artı bx artı c büyüktür. Sıfır şeklinde bir eşitsizliğimiz var. Bu eşitsizliğin çözüm kümesinde neler değişecek bu üç durumdan herhangi birisinin olması halinde? Ona bakalım. Şimdi birinci duruma baktık. Birinci durumda iki farklı kökümüz var değil mi? Evet. Bu durumda çözüm kümesi, Ç diyelim çözüm kümesine. Şimdi ifadenin sıfırdan büyük olduğu yerleri aradığım için ve eşitsizlik büyüktür işaretiyle, kesin büyüktür işaretiyle verildiği için bu durumda delta'nın sıfırdan büyük olması durumunda, yani iki farklı kök olması durumunda çözüm kümesi eksi sonsuz. Tabii bu köklerden birisi diğerinden daha büyük olacak. Biz burada bir varsayım daha yapmış olalım. X1 küçüktür, X2 olsun. Bir şey unuttum, onu da söyleyeyim. Bu yaptığımız işlemlerde A'nın sıfırdan farklı olduğunu söylemiştik ya. Evet. O zaman pozitif mi negatif mi? Tabii. Yani? A'nın sıfırdan büyük olması durumu için yapmış olalım bunu. Tamam mı? Şuraya yazayım tekrar. A sıfırdan büyük olsun. Yoksa yaptığım her şey yön tersine dönecek, yön değiştirecek. Şimdi o zaman tekrar ediyorum. A sıfırdan büyükse, x1 de x2'den küçükse, o zaman iki farklı kök olması durumunda çözüm kümemiz eksi sonsuz x1, x1'in dahil olmadığına dikkat edin, birleşim x2 sonsuz. Açık aralığın bir şeklinde olacak. Hmm. Çözüm kümesi bu. İki farklı kök varsa. Evet. Tek gerçel kök olması durumunda ki o köke de isterseniz ne diyelim? X1 diyelim hadi. Tek bir kök var.
Bu durumda çözüm kümesi x1 tabii ki reel sayı yine. Çözüm kümemiz yine aynı şeyi yazacağım aslında. Eksi sonsuz x1 açık aralığı birleşir. x1 sonsuz açık aralığı. Bu da ne demektir? x1'in çıkarılmış hali. Evet. Reel, tüm reel sayılardan x1 noktasının çıkartılması demek çözüm kümesi. En son durumda gerçel kökün olmaması durumunda çözüm kümemiz tüm reel sayılar olacak. Yani herhangi bir reel sayı bu kırmızı tebeşirle çizdiğim eşitsizliği sağlayacak. Hocam. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Biz bunları nasıl aklımızda tutacağız hocam? Güzel. Yani ben şöyle yapıyorum. İsterseniz size de onu hemen hızlı bir şekilde söyleyeyim. Şimdi ax kare artı bx artı c ifadesinin grafiğini çizersek nasıl bir grafik çizeriz? Ne belirtiyordu o grafik? Bir parabol belirtiyor. Çok güzel. Ax kare artı bx artı c ifadesinin grafiği bir parabol. Şunu x, y diyeyim. Şimdi bu parabolün a katsayısının sıfırdan büyük olması durumunda inceliyoruz ifademizi. Hı hı. Tamam mı? A sıfırdan büyükse bir kere parabolün kolları yukarı doğru olacak, değil mi? Evet. Bunun için işte 3 durum var. Birinci durum, ki bunu tam olarak bu delta'nın durumlarına göre yazdığımız durumlara göre yazayım ben çizim grafiklerini. Delta sıfırdan büyükse parabolün grafiği kolları yukarı olacak şekilde şu şekilde bir şey olacak. Birinci durum. Yani x eksenini iki farklı noktada kesmiş evet, olacak. İkinci durum isterseniz ilk önce tamam. Grafiklerin nasıl olduğunu çizeyim. Ondan sonra üzerinde anlatmaya çalışayım. İkinci durumda ne diyoruz? Delta sıfıra eşit. Bu durumda tek bir gerçel kök var. Kollar da yukarı doğru olacağına göre şöyle bir grafik olacak, değil mi? Üçüncü durumda gerçel kök yokmuş. O da şöyle bir şey olacak. Gerçel kök yoksa artık eksenin üzerinde kalacak grafik tamamen. Şimdi biz eşitsizliğimize tekrar bakalım. Ax kare artı bx artı c kesin büyük sıfır. Biz ifadenin sıfırdan kesin büyük olduğu yerleri işaretlemek istiyoruz, değil mi? O zaman şu birinci çizdiğim grafikte hangi noktalarda fonksiyonun değeri sıfırdan büyük? Bakın şuralarda, değil mi? Buralarda sıfırdan büyük değerler alıyor. Diğer yerlerde aşağı iniyor. Sıfırın da dahil olmasını istemediğimiz için bize verilen eşitsizlik onu istiyor çünkü. Uç noktalarda çıkartıyorum. Yani ben hangi noktalarda bu kırmızı değerlerin alındığını belirlemem gerekiyor. Onu da çizdiğim zaman, isterseniz onu da sarı tebeşirle çizeyim. Şu, yani köklerin dışındaki noktalar. Yani burada çözüm yazdığım gibi eksi sonsuz x1 arası, x2 artı sonsuz arası çözüm kümesi olmuş olacak. Evet, evet doğru hocam. İkincisine geldik. İkincisinde tek gerçel kök olması durumu. Tek gerçel kökümüz şuradaki x1 sayısı. Ve istediğimiz şey bu ifadenin sıfırdan kesin büyük olması. Şimdi dikkat edersek grafiğimizin hemen her noktası zaten eksenin üzerinde değerler alıyor. Öyle değil mi? Evet. Yani sadece x1 noktasında sıfır oluyor. Şu. Bu da ikinci durum. Evet yani bu durumda da x1 dışındaki her noktada fonksiyon eşitsizliğimiz zaten sağlanıyor. Evet. Onun için yine sarıyla sağlanan noktaları çizecek olursam x1 dışındaki hariç her yer dahil olacak. Son durum ne? Son durumda gerçel kökün olmaması durumu. Gerçel kök yoksa grafik eksenleri kesmiyor demektir. Grafik eksenleri kesmiyorsa da o zaman tamamen üstte çizeceğim. Tamamen üstte çizmem demek grafiğin yani ax artı bx artı c ifadesinin hep sıfırdan büyük olması demek yani. O da ne demektir? Her noktada ifade sağlanıyor demektir. O zaman tüm reel sayılar çözüm kümesi olacak. Bu çok faydalı oldu hocam. Yani bu şekilde akılda tutmak da kolay. Evet. Tabii şunu da söyleyeyim. Şimdi biz burada ifadenin kesin büyüktür sıfır durumunu inceledik ya. Büyük eşittir'i incelemiş olsaydık bu çözüm kümelerine ilave olarak kökler de dahil olacaktı. Yani aklınızda tutmanız gereken şey sadece bu tablo.